Merhaba. Şimdi sizlerle İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hüseyin Toros ve Öğretim Üyesi Doktor Deniz Demirhan'la Meteoroloji Mühendisliği üzerine gerçekleştirdiğimiz söyleşiyi paylaşıyorum. İyi seyirler diliyorum. Merhaba. Bugün Hüseyin Toros hocamızla beraberiz ve soruları soracak arkadaşımız da Ekin Güner. Onu da birazdan kendisini tanırız onu da. Hocam merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Hocam biliyorsunuz önümüzde bir üniversite sınavı var ve meteoroloji mühendisi olmak isteyen adaylar da var tabii. Meteoroloji mühendisliğine gelmek istiyorlar. Çok popüler bir bölümümüz var. Ekin daha iyi bilir bunu. Öğrenciler çok severek okuyorlar bölümlerini. Ama hocam tabii soruları var bu öğrencilerin. Fakat bu soruları aslında bir öğrencinin ağzından duymak daha iyi olacaktır. Bu hem öğrencileri motive eder diye düşünüyorum. Hem de yeni gelecek öğrencilerimize daha güzel sorularla karşılamış oluruz. Şimdi hocam Ekin arkadaşımız size birkaç soru soracak. Ekin'cim önce istersen kısaca kaçıncı sınıftasın, kendini biraz tanıt. Ondan sonra da acaba lise öğrencileri neyi merak eder en çok onu bir soralım hocamıza. Ben Fatma Ekin Hüner, 3. sınıf öğrencisiyim şu anda İTÜ Meteoroloji Mühendisliğinde. Ve kendi lise dönemimdeki merak ettiğim sorulardan yola çıkarak Hüseyin Hoca'ya birkaç soru sormayı düşünüyorum. Evet hocam hazır mısınız? Ben hazırım. İlk sorumla başlıyorum o zaman. Hocam ilk sorum hangi alanlarla ilgilenen, hangi alanlarda yetenekli öğrenciler meteoroloji mühendisliğini tercih etmeli sizce? Şimdi öncelikle meteorolojiye baktığımız zaman, etrafımıza baktığımız zaman canlı, cansız tüm varlıkların meteorolojiye ilişkili olduğunu görüyoruz. Değil mi? Yani mesela biz biyometeoroloji var. Canlı meteorolojisi var işte veya etrafımıza baktığımız hareket eden etmeyen canlılar olabilir. Etrafımızda gördüğümüz her alan. Dolayısıyla fizik seven, çünkü fiziksel bir dünyada yaşıyoruz. Dönüşüm, kimyasal bir dünyada yaşıyoruz. Biyoloji, canlı bir dünyada yaşıyoruz. Etrafımızda gördüğümüz bütün bu üç birimi içeriyor. Tabii fizikte, kimyada, biyolojideki rakamları değerlendirmek istediğim zaman matematik, arka planda istatistik. Tabii bunları yapabilmek için de bilgisayar. Yani bilgisayarı seven, fiziği seven, matematiği seven ve bir ürün geliştireyim veya insanlara bir hizmet sunayım düşüncesi olan herkes ve bilhassa etrafta olduğu, yani gözünü açtığı zaman, atmosfere baktığı zaman dışarıda olan olaylar ilgisini çekiyorsa bunların yazmasında fayda var. Çok ilginç bir meslek, çok geniş bir alana hitap ettiği için. Geniş bir öğrenci kitlesine hitap edebilen bir meslek. Tavsiye ediyorum ben onlarla ilgilenenlere. Bu söyledikleriniz çok değerli çünkü siz aynı zamanda lise tarafını da biliyorsunuz. Çünkü aynı zamanda bir meslek lisesinin de müdürlüğünü yapıyorsunuz ve hem de üniversitede hocasınız. O yüzden iki yönlü olarak sizin aslında bu söyledikleriniz çok değerli lise öğrencileri için. Hocam ikinci olarak da meteoroloji mühendisi olmak kariyer anlamında bize nasıl bir gelecek sağlar? Bu da çok merak edilen bir soru yine. Şimdi meslekler var. Bölgesel olarak hitap ediyorum. Meteoroloji mühendisliği aslında tüm dünya, yani 8 milyarın üzerindeki tüm insanlığı hem bölgesel, diyelim ki Anadolu'nun ücra bir köşesinde yaşayan bir insan, doğa ile etkileşimini araştırmak için meteoroloji mühendisliğini yazar veya bir başkası, ben öyle bir ürün, öyle bir yapı geliştireyim, öyle bir sistem kurayım ki 8 milyarın üzerindeki bütün insanları etkilesin düşüncesinde olabilir. Yani hem yerel ölçekte, hem ulusal ölçekte, hem de küresel ölçekte ürün geliştirmek isteyen, hizmet yapmak isteyenler meteoroloji mühendisliğini tercih edebilirler. Hocam peki bu meslek lisesi, siz meslek lisesi müdürü olduğunuz için bunu soruyorum. Meslek lisesi öğrencilerinin meteoroloji mühendisliğine geçişi konusunda ne söylemek istersiniz? Yani meslek lisesi ve mühendislik dalları arasında bunu kolay yapabilecekler mi? Şimdi aslında lisesi öğrencilerinin mühendisliği tercih etmeleri son derece faydalı. Şu an biliyorsunuz ülkemizde aileler, bizler çocuklarımızı daha çok at gözlüğü takarak sınav odaklı yetiştiriyoruz.
çocuklarımızın, yani hepimiz yapıyoruz veli olarak, bu çocuklarımızın yeteneklerinin gelişmesi önündeki en büyük engel. Çocuklar daha lise çağındayken ellerine örneğin bir cihazı almaları, sökmeleri, takmaları, doğa ile iç içe, etrafındaki fiziksel nesnelerle iç içe olmaları, dokunmaları, hayatı yorumlama anlamında son derece önemli. Şimdi meteoroloji mühendisliğinin çıktılarına baktığımız zaman doğayla fiziksel nesnelerin, kimyasal nesnelerin veya biyolojik nesnelerin iç içe olduğunu düşündüğümüzde meslek lisesinde dokunmuş olan çocuk, fiziksel olarak dokunmuş olan çocuğun mühendisliği yazması, meteoroloji mühendisliğini yazması, onun meteoroloji mühendisliği bölümünde anlatılan konuları, örneğin bir dinamik, atmosferdeki dinamik olayları, süreçleri veya fiziksel süreçleri veya kimyasal süreçleri daha iyi anlamasına, yani ezbere değil de hep şikayet ediyoruz ezberci eğitim sisteminden, ezbere değil gerçekten farkına vararak, arka taraftaki yatan felsefesini anlayarak çok farklı ürünler geliştirmesi katkı sağlayabilir. O çerçevede meslek liselerinden mezun olan arkadaşlarımızın başta meteoroloji mühendisliği olmak üzere mühendislik tercih etmeleri son derece önemlidir diye düşünüyorum. Bu ülkemizde veya dünyanın her yerinde de aynıdır. Meslek lisesini eğitim almış kişileri daha çok teknik üniversiteler almak istiyorlar. Çünkü onlarla beraber çok daha ileriye hızlı bir şekilde gidebiliyorlar. Düz liseden gelenlerin aynı performansı göstermesi maalesef mümkün olmayabiliyor. Evet hocam. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Hocam ben izninizle Ekin'e küçük bir soru sorayım o zaman. Ekin, sen meteoroloji mühendisliği okumaktan memnun musun? İyi ki de bu bölüme girdim diyor musun? Lise öğrencilerine ne tavsiye edersin? Hocam aslında çok fazla konuşulur bunun üzerine. Hani kısaca şöyle söyleyebilirim. Ben 3. sınıfım dediğim gibi ve bölüme girdiğimde bölümü bu kadar sevmiyordum. Hani zaman geçirdikçe, işte hocalarımızla iletişimim arttıkça, dersleri dinledikçe ve hani içeriğini öğrendikçe gerçekten ilgim artmaya başladı ve sevmeye başladım. Sağlayacağı gelecek imkanları da beni şu anda mutlu eden birçok alan var. Ve hani onlar için çaba harcıyorum. Tavsiye olarak da onlara kafaları karışıksa da bölüme geldiklerinde telaşlanmamalarını öneririm. Çünkü gerçekten içeride vakit geçirdikçe çok fazla alan var ve kendinize hitap eden bir alan mutlaka bulabiliyorsunuz. Neyin ne olduğunu bilerek gelirlerse çok daha kolay bir şekilde kendilerine yol çizerler. Onun dışında yani okulla ilgili genel tavsiyeler verebilirim. Ama hani çok kısaca bunları söyleyebilirim sanırım. Çok Peki teşekkür Ekin, ederim. meteoroloji mühendisliğine gelenler hayatın içinden kendilerini bulabilirler diyebilir miyiz? Yani kendileri hayatın gerçek etraftaki doğayla iç içe, doğanın içinden bir bölüm olduklarını düşünebilirler mi? Kesinlikle hocam. Yani gerçekten onu okudukça da daha fazla hissediyorsunuz. Çok hayatımızın içinde olan bir şeyle ilgili sürekli teknik bilgiler öğreniyorsunuz. Bu alanda kaliteli bir eğitim alıyorsunuz ve bu sizi çok mutlu edecektir. Peki, o zaman lise öğrencilerinin hepsini ve bizim bölüme en azından sevenleri bizim bölüme bekliyoruz. Seneye görüşmek üzere diyelim o zaman lise öğrencilerine şimdiden ve hepsine başarılar diliyoruz. Herkes ideallerine ulaşır diliyoruz ki. Peki, çok Evet, başarılı. teşekkürler hocam. Ben Ekin'cim teşekkür sana da ediyorum. Başarılar diliyoruz. ben de çok Etraf, teşekkür ederim. yani doğayla iç içe olmak isteyen öğrencilerimizi, matematiği, fiziği, kimyayı seven, bilgisayar seven öğrencilerin hepsini bekliyoruz. Görüşmek üzere.